Öldürmek istememiş olabilir çünkü boyun kemiklerinde içeride kırık olmadığına dair azıtlının bir söylemi var. E, boğmalarda ben 99 boğma olduğunu düşünüyorum hı hı. çünkü e, yine yer gösteren sanık şunu diyor. Ben çocuğu keşiften bahsediyoruz yani evet, ve yer gösteren. Keşiften önce hı hı. çuvala yerleştirirken boyun kısmında. Yara izleri gördüm diyor. Hı hı. Şimdi o yarayı göremiyoruz e, cenazenin bozulmasından dolayı, çürümesinden dolayı bunu göremiyoruz. Şimdi boğulma olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra ne oldu? Amcaya, kar Amca, anne ve abi arasında bir telefon trafiği başlıyor. Saat 16-15 sıralarında başlıyor bu. Olağan akışa aykırı bir şekilde yapılıyor. Ama hemen burada soru. Bu telefon trafiği şu anda eldedir zaten değil mi? Tabii. ETS kayıtları. Tabii, hepsi eldedir tabii tamam. ki. Çünkü amcaya soru olarak sormuşlar. Niye bu kadar sık görüşüyorsunuz? Ama bu tamamen tek başına bir delil olmadığı için yanına delillendirmeniz lazım. Ama önümüze bir tablo getiriyor. Şimdi çocuğun bu bu ortamda karşılaştığı ve daha sonra ölümüne sebep olan olaydan sonra anne abi sürekli amcayı arıyor. Niye babayı aramıyorlar? Çünkü ev amca erkil bir aile burası. Hı hı. Güç amca. Zaten köyün muhtarı her şey. Zaten itirafçı da hani bir yerde diyor ki tabii, tabii, hani o... niye ilk seferde anlatmadın jandarmaya evet, diye tabii. soruyorlar. O da diyor ki çünkü diyor Salim Gura'nın serbest bırakılacağı söylentisi vardı. Güçlü, muhtarı kimse çekiniyor. tutamaz içeride, dışarı çekiniyor çıkacak. Çekiniyor ve korkuyor. Tabii. tabii. Bu İtirafçı demeyelim ona yani biraz anlamı farklı itirafçının. İtirafçı şudur sen bir kere gözaltına alınmışsın ifaden alınmış bilgi edinme bir şey söylememişsin. Daha sonra seni kolluk almış gözaltı yapmış sana sorular sorunca. durumda sonunca, kaldın ve söyledin. It, şunu ha, yapabilirdin anladım. itirafçı olarak tamam ikinci alındı aramalar devam ediyor giderdin jandarmaya ben Doğru. itirafçı olmak istiyorum Doğru derdin itirafçı budur. Doğru. Yani orada itirafçı derseniz biraz daha Doğru. böyle onu yumuşatmış Tabii. gibi olursunuz. Doğru. İtirafçı falan değil o adam yani. Hı -hı. Daha sonra anne, abi ve amca. amca arasında olağan dışı bir telefon trafiği başlıyor. Amca ne diyor ifadesinde? Bakın benim ETS'lerime diyor. Zaten benim bu olayı yapmadığımı anlayacaksınız diyor. Hı -hı. Neden diyor onu biliyor musunuz? Çünkü amca olay yerinde değil gerçekten değil bana göre de değil. Hı hı, yani hı. elimizde bize sundukları dökümler e yani e, anlatılanlara göre konuşuyor. Daha sonra amca geliyor. ETS raporlarında böyle olduğu. Çünkü e, sorulan sorularla bağlantı kurarak bunları anlatıyorum. Amca olay yerine geliyor. Ve olayın sıcaklığıyla çocuğun oradan alınıp uzaklaşması o da 17.59'da herhalde veya 17.49'da mı ne kamera kaydına giriyor. Hızlı bir şekilde araba çıkıyor. Bundan sonra araba çıktıktan sonra amcanın telefonları 1 saat 10 dakika kapanıyor. Amca her şeyi biliyor. Bir ETS'nin bir telefon bazının birini aramanın onu yakalatacağını biliyor. Amca burada ne büyük hata yaptı biliyor musunuz? Olaya başka birinin daha yani iki kişinin bildiği sır değildir. Bak nasıl saklı onu. Doğru. Bu doğru. arada mesela hani bu tülbent meselesi de zaten şöyle yani Narin eve varmadan mı kayboldu? Evet, çok güzel bir tespit. Çok evet, evet, evet. net bir şekilde Tabii, evet. artık değil mi? Gelmiş çünkü evin içinde bulunmuş tülbent. Evet. Ya şimdi Dolayısıyla ne olduysa o evde oldu ve o evde öldürüldü. Tecrübesinden bahsedelim biraz. Kısaca size bahsedeyim. 5 yıl önce engelli bir birey var evde. Abla. Abla ölü. Hı, hı. İnanılmaz bir ata var. Otopsi sonucu yok. Genç bireyler, engelli bireyler ne olursa olsun düşmek, kalkmak, evde ölü dahi olmuş olsa bunun karşısında biri bir şey söylerse karşılıklı tartışabiliriz. Hepsi şüpheli ölümdür. Hepsi adli tıpa gidip otopsi olmak zorundadır. Tabii. Yapılmadıysa Sen, o zaman baskı altında bir dakika, da yapılmadı. Bir dakika, hayır. ya Amca o dönemde de muhtar. A, köy muhtarları belli bir döneme kadar defin işlemlerini yaptırabiliyordu. Defin izni verebiliyordu köy muhtarı. Kim verdi defin iznini? Muhtar verdi, amca verdi. Evet, şimdi bir de oraya döneceğiz. Buradan tecrübe var amcada. Amca diyor ki ben bunu da kaybederim. Neye güvenerek? Buna güvenerek. Çünkü Doğru. amca neyi düşündü? Gömü yapılacak, yüzeysel bir gömü olacağını hep söyledim. Su kenarları dedim, yüzeysel gömü çıkacak karşınıza. Neden bunu düşündüm? Bir saat 10 dakika. Çok hızlı zaman yok. Onu alıp bir yerde kazamazsınız, uğraşamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Ama üç gün sonra bu kadar kamuoyunun tepki vereceğini siz düşündünüz mü böyle bir olay? Hiç bu noktaya geleceğini düşünmemiştim. Ben Türkiye'nin en büyük arama kurtarma çalışmasını izliyor bütün Türkiye. Ben görmedim meslek hayatımda böyle bir şey değil mi? Ben görmedim. İlk Oradaki defa. evet gazeteci arkadaşlarımız da sürekli buna vurgu yaptılar.